Hoş geldiniz efendim. Bir haftaya bakış daha başladı. Artık mevsimler dönüyor. Yeni sezon açılışları izliyoruz. Bursa Hipodromu bir özlemdi. Sona erdi. Yeniden açıldı. Şanlıurfa'da koşu heyecanı başladı. Ankara veda ettik. Bazı hipodromlarda da koşu heyecanı sona erdi. Mevsim dönüşlerinde bunlar oluyor. Hasan abi nasılsınız? Böyle bir giriş yaptınız. Vallahi biz dua ediyoruz. İstanbul'da havalar bozmasın diye. Şimdilik iyi gidiyor. Tabii Allah'ın işine de karışmayalım. İyi ki Allah at yarışları var. Keyif veriyor. Futbolda da bayağı heyecan arttı. Evet. Basketbol ne kadar ilgi çekmeye başladı ama ya doğrusunu söylersen ben spor dalını biliyorsun seviyorum ediyorum ama at yarışı başka şey. Heyecanı. At yarışının keyfi, heyecanı o süratle giriyor evet. Ya araya. Evet. Yani yoksa konkurpükte de gene iki canlı var atlan üstündeki ama o sürat işin içine girince onun için hep derim ki ben flat yarışlar mükemmeldir diye. At yarışı heyecanı devam ediyor. Bir de her zaman söylediğimiz gibi bahsi müştereke iştirak edenler bütçeleri oranında az parayla çok para kazanmanın da en kolay yolu at yarışı, müşterek bahisi. Bu hafta da güzel yarışlar aldık. Tabii çok mücadeleli yarışlara pek rastlamadık ama yine de keyifle izlendi. Hatta bu şey diyebilir miyiz? Senin araya girdim ufak olsa da bu mücadele azaldı dedin Hasan abi. Bu sene sonu yorgunluğunda bazı hani farklılıklar mı ortaya çıkıyor yoksa? Ya bence şöyle. Yorgunluk tabii yani bir atı koşması gerektiğinden fazla koşarsan yorgunluk olur. Ama mesela dişilerin havalar ısındı, soğudukça daha iyi koşması evet. Falan lazım. Bence mücadelenin azlığı biraz fazla saldırıyorlar. Dolayısıyla ama bazı da öyle atlar oluyor, öyle yarışlar oluyor ki hepsi denk. Hepsinin kazanma şansı eşit ama o hepsinin kazanma şansı eşit yarışlarda da bir bakıyorsun iki at ön plana çıkıyor. Ötekiler onlara figüranlık etmiş oluyor. Halbuki şeye bakarsan faktör puanlarına yakın daha yakın olması lazım. Çok yakın. Yakın olması. Yani biz yorum yaparken ya tahminciler tahmin yaparken bayağı zorlandıkları koşularda bir bakıyorsun koşu 2-3 at arasında geçiyor ama bu at yarışının şeyinde var. Zaten Sakarya koşusunu konuşurken evet. Konuşacağız. O bizim meşhur bir lafımız vardır. At at her zaman geçer. İşte bu örneği de geldi. İkinci kadasıyla başladı. İkinci kadı biliyor musun? İkinci kadası nerede? Gitmedim ama yani yerini biliyorum yani. Nerede? Marmara evet. Denizi'nin ortasında ufacık bir ada olduğunu biliyorsun. Avşa Belediyesi'ne bağlı. Çok ufak bir ada ve burada kalınacak pek çok yer yok. İşte birkaç tane pansiyon var. Küçük bir ada olduğu için ve plaj sayısı da az olduğu için turistik yönden de gelişmemiş. Avşa'dan ve Erdek'ten temin ediliyor evet. Eksikleri. Bir fırın, birkaç tane marketi falan da var. Ama yaz aylarında biraz nüfus tabii her şeye rağmen artıyor. Kışın mesela orayı bırakıp İstanbul'a gelen ada sakinleri de yazın kendi evlerine dönüyorlar. Erdek'ten ve Avşa'dan gelen seyyar teknelerde meyve sebzelerini falan alabiliyorlar. Böyle bir alışveriş yapma imkanı da var. Değişik, sakin, dingil bir hava. Orada evvelden Marmara'da balık çıkarken tuzlu sardalya imal eden bir tesis varmış ve çok meşhurmuş Ekinlik Adası Sardalyası. Fakat o seneler evvel o tesis balık bulunamadığı için, çıkmadığı için kapanmış. Öyle de bir hikayesi var Ekinlik'in. Yani burnumuzun dibi ama ben de bu yaşıma geldim. Hiç gitmedim doğrusu. Ekinlik Adası koşusuna girelim o zaman efendim. Koşuyu kazanan İpek Kız oldu Atakan Cem Dağdeviren'le. Gerisinde 6 numarada Akoya Pearl ikinciliğe girdi. 2 boy kadar geride de. Üçüncülükte şimdi 2 numarada İpek Kız belirdi. 1 boy geride 8 numarada İcran Sultan da önlerde tutunmaya çalışıyor. Daha sonra 1 numarada Ayze ve dışında 4 numarada Blow the Wind. Bariyer dibinde 5 numarada September Wind sırasıyla son viraja şimdi giriliyor. Viraj dönülüp düzlüğe çıkılırken 10 numaralı Sheila liderliğini sürdürürken onun dışından 6 numarada Akoya Pearl yüklendi ve geldi. 10 numaralı Sheila ile başa baş oldu. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Bunu başardı 6 numarada Akoya Pearl ancak dışarıdan 4 numaralı Blow the Wind yanından 2 numaralı İpek Kız birlikte yürüdüler. 6 numarada Akoya Pearl bir adım önde dışarıdan 4 numaralı Blow the Wind'in gayretleri var. Şimdi ortadan gelen 4 numaralı Blow the Wind öne geçti. Onun dışından 2 boy gerisinden 2 numaralı İpek Kız atağa kalkıyor. Liderlik 4 numaralı Blow the Wind'e dışarıdan 2 numaralı İpek Kız geliyor. Rakibini yakalıyor. Hakim olan 2 numaralı İpek Kız ve 4 numaralı Blow the Wind ikilisinden hangisi kazandı?
Karar varış hakemlerinden kaldı. İki safkan burun buruna girdiler çünkü potoya. 6 numarada Koya Pearl 3. oldu. 10 numaralı Şila da 4. Abi koşu bitti. Müthiş bir heyecan duydum. Keyif duydum. Hem İpek Kız safkana ilgilileri hem Atakan Cem daha deviren. Kolay değil. Koya Pearl içeride. Blow the Wind dışarıdan geliyor. Devam ediyor. Arada kalıyorsunuz. Orada bir küskünlük, koşuyu bırakma noktası bile olabilirdi. Ama Atakan Cem daha deviren çok soğukkanlı bir şekilde safkanı bir dakika dedi, acele etme, dışarı doğru gelelim, buradan devam edelim dedi. Ve oradan tekrar gelip kazanması bence alkışa değer bir koşu oldu. Evet, bir kere yani İpek Kız favoriydi ama az daha da kaybediyordu ama daha deviren bayağı iyi bindi, çok iyi bindi. Yani yapması gereken her şeyi yaptı. Ona rağmen az daha geçiriyordu çünkü o Blow the Wind değil mi? Evet. Blow the Wind ne biçim geldi, nasıl geldi? Hatta bir aralıkta aldı gitti yani. Aldı geçti. Kazana girdi. Ondan sonra İpek Kız tekrar toparlandı. Tekrar geldi. Kazandı. Dediğin gibi alkışa değer. Şila koşunun yükünü çeken at durumunda kalınca dördüncülükle yetindi. Bir de Nisan'dan bu yana bırak kazanmayı hiç tabela bile yapamayan bir at var. Akoya Pearl. Ben çok beğendim bu güzel koşuyu koştum. Da her kan kazanabilir. Üçüncülüğü de dikkat çekti. Akoya Pearl'ün İstanbul Veliefendi Hipodromu'na gidiyoruz akşam programına. Geçen haftanın en çok konuşulan konusuydu. Tabii Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüydü. Geçen hafta biliyorsunuz epey de konuşuldu doğal olarak. Ve Atatürk denince, Yalova denince akla gelen en önemli yerlerden biri Yürüyen Köşk. Ben de çocukluğumdan beri çok merak ederdim. Yürüyen Köşk okuyoruz, işte duyuyoruz nasıl bir yerdir diye. Şimdi ekrana da geldi. Güzel oldu. Yalova Belediye Başkanı İstanbul'a geldi koşu için. Daha sonra Bursa açılışında yönetim kurulumuz Bursa yolu üzerinde uğradılar. Yürüyen Köşk'te ziyarette bulundular. Çok da güzeldi Hasan abi ama hikayesini senden daha net alalım. Yürüyen Köşk'ün hikayesini çok seneler evvel duymuştuk, sonra hep aklımda kalmıştı doğrusunu istersen. Bu sene bu tekrar bir hamle yapıldı buranın tanıtımı açısından. Bu meyanda da programa koşu kondu. O beni çok daha fazla mutlu etti. Burası 1929 yılında Atatürk tarafından, Atatürk Yalova'da çok kalıyor. Atatürk tarafından yaptırılıyor. O günün işte şartlarına göre millet çiftliği denilen bir yerde yapılıyor bu Yalova'da. Bayağı da güzel bir bina oluyor. Fakat aradan bir sene, iki sene geçiyor. Bir gün bahçıvan geliyor diyor ki Atatürk'ün orada kaldığında. Paşam diyor sizin o çok sevdiğiniz çınar ağaçlarından birini kesmek zorundayız diyor. Hayrola diyor Mustafa Kemal. Çünkü diyor binanın içinden girdi yukarı doğru salıyor. Yok diyor, ağacı kesmeyin, binayı yürütün diyor. Nasıl yap, o günün tekniklerine göre. Düşünsene yani 1938'den evvel yani evet. 29'da yapılmış. 31, Atatürk 38'de öldüğüne göre o arada bir yerde böyle binanın altına raylar döşeniyor. Ve bina böyle 5 metre kadar kaydırılıyor. Zaten dikdörtgen şeklinde bir kâgir yapı. O günden de adı Yürüyen Köşk'e gidiyor. Yani yürümesi bilerek yürütülüyor evet. Köşk. Ne bütün dava çınar ağacını kesmemek. İşte bu Yalova'nın en önemli sembollerinden biri oluyor burası. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Ben gidip görmüştüm ilk evet. açıldığı zaman. Atatürk'e ait o dönemden kalma özel eşyalar falan da sergileniyor. Yolu düşene tavsiye ederim, görsünler, kolay da yani. Evet, mutlaka görmesi gereken bir nokta. Bir de şöyle bir şey var, orada çok değerli de tablolar var. O tablolardan bir tanesi Halil Paşa'nın, bir tanesi de Faust'a ait. O meşhur bir İtalyan ressam evet. var, ona ait iki tablo var. Değer biçilemediğini söylüyorlar. Ben anlamam ama öyle mutlaka söyleniyor. Mutlaka vardır bir noktası. Evet, hemen koşuya gidelim. Yürüyen Köşk koşusunda formda bir isim Kurtararo Gökhan Kocakaya ile kazandı. 9 numaralı Castro yapıyor. Hemen dışında 5 numaralı The World Is Yours var. Onların dışında buralarda 4 numaralı Çelebi Cihan dolandı. Bu üçlünün 1,5 boy kadar gerisinde ortada 4.lükte 3 numaralı Kurtaralı yüzüm. Hemen dışında 1 numaralı Büyük Ağa yerini kaybetmedi. 2 boy kadar geride bariyer dibine yakın 6 numaralı Ali Klad var. Hemen dışında 8 numaralı Özbayhan. 1,5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Reynalel. Hemen dışında 7 numaralı Blue Power. Bu ikinin 2,5 boy kadar gerisinde son sırada 10 numaralı P şeklinde son veje doğru yaklaşıyoruz. 9 numaralı Castro'ya kaçmayı sürdürüyor ki 800 de yine takipçisinin yarım boy kadar önde lider geçmiş.
geçmeyi başardı. 5 numara The World Is Yours son düzlü yaklaşılırken yaptığı ataklarla fark etme çabasında hemen içlerinde 3 numaralı Kurtaralo var. Dışlarında 4 numaralı Çelebi Cihan. Onların hemen 1 boy kadar gerisinde 5.likte 1 numaralı Büyük A. 3 boy kadar geride 7 numaralı Blue Power içinde 8 numaralı Özbayhan sırasıyla yürüyen köşk korusunda son düzlüğe çıktık. İç kuvardaki 9 numaralı Kasya liderliğini korumaya çalışıyor. Bu kez 3 numaralı Kurtaralo iç kuvardaki rakibiyle fark etme çabasında geriden 4 numaralı Çelebi Cihan en dış kuvardan 10 numaralı Pein'in ataklarıyla son 200'e doğru yaklaşıyoruz. İç kuvardaki 9 numaralı Katsu'ya yine buralara kadar direnmeyi başardık. 100 geçirdikten sonra bu kez 3 numaralı Kurtaralo geldi. İç kuvardaki rakibi Katsu'yu yakaladı. Ondan liderliği almayı başardı ki bu isteğim içeriden tekrar gelmeye çalışıyor Katsu'ya. Ancak 3 numaralı Kurtaralo farkı şimdi 1 boya kadar çıkartarak yürüyen köşk koşusunda kazanıyor. 9 numaralı Katsu'ya koşuna 2. olarak ayrıldı. 10 numaralı P 3. olurken 2 numaralı Rainer El koşudan 4. olarak ayrıldı. Gecenin 5. koşusu olan yürüyen köşk koşusunu 3 numaralı Kurtaralo jokeyi Gökhan Kocakaya ile kazandı. Koşu içerisinde takip noktasında son 800-600 arasında yanılmayan yani yarışseverin yanılmadığı bir durum olduğu için Kurtararo öyle bir noktadan geldi ki 600'lere ben bu koşuyu kazanacağım dedi. Tabii zaman zaman safkanların o görüntüsü sonuca yansımayabiliyor ama Kurtararo bunu hayata geçirmedi. Katsu'yu beyaz bayrak aynı yapıyordu az daha. Evet şimdi koşunun favorisi bu ikisi de değildi. The World koşunun is Yours. World is yours değil mi? Ve Çelebi Cihan. Yani The World is Yours ama koşu gayet iyi geliyordu. Düzlüğe döndükten sonra koşu içinde bir problem yaşadı ve engeri kaldı galiba. Evet. Kurtaralo da çok iyi koşunca koşuyu kurtardı, kazanmış oldu. Dediğin gibi Katsu'ya da iyi koştu. Ama kazanan daha iyi koşan oldu. Peki, aslında şöyle bir şey söyleyebilir miyiz ya? Bu koşudaki bu sıralama koşuya katılan atlar için ölçü olmamalı. Yani hepsi o kadar birbirine yakın ki yayının başında da bir sorun üstüne söyledi. Yani hepsi her an birbirini her an geçebilecek atlar. Burada bir nokta daha var sanki benim koşu sonrasında kara kalp deftere yazdığım bir nokta. Kış sezonu yani çim koşuları artık yok biliyoruz. Sentetik pistte koşular olacak yeni sezona kadar. Ve kış sezonunda da yarış yaşamına parlak başlayan bir isim. Üçüncülüğüyle kışın yine ben buradayım diyebilir mi sizce? P. Üçüncü olarak gayet de iyi bir üçüncülük yaptı. Ya, kış sezonunda bence adından söz ettirecek. Evet. Bu üçüncülüğe dikkat çekti bence. Haklısın. Aynı gün bir başka koşuya İstanbul'da. Kaya Kayıkçı yandığımız koşuya gidelim sana. Evet, Şükrü Kaya Kayıkçı benden büyüktü ama çok iyi arkadaşımdı. Çok sevdiğim bir dostumdu. 1933 yılında İstanbul'da doğuyor. Galatasaray Lisesi'ni bitiriyor. Sonra ailenin işlerine katılıyor. Sanıyorum fırıncılıktı. Osmaniye'de burada tam işin göbeğinde ticarethaneleri vardı, çalışıyorlardı. Atçılığı da çok eskidir. Yani ben hatırlarım 60 ihtilalinden sonra Kaya Kayıkçı'nın atı vardı. Ben 60 profesyonel gazeteciliğe 63'te başlamıştım. O tarihte de onun atları atı koşuyordu. Var. Evet. O Gökay 1 ve Kılıç isimli iki tane de çok meşhur atı vardı. Sonra Gökay uzun sürünerek de aygırlık yaptı ve çok başarılı yavrular yetiştirdi. Müthiş bir insandı. Çok da eli açık biriydi Kaya. Simge isimlerden biriydi diyelim. Evet. Yani Allah gani gani rahmet eylesin. Oğlum Mehmet iyi kötü devam ettirmeye çalışıyor ekürüyü. Evet. Kaya Kayıkçı yandığımız mücadele İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı ve nefeslerin tutulduğu ve uzun soluklu bir koşuşta Black King Mehmet Kaya ile kazandı. Black King sahasında 4.likte 6 numaralı İpsiz Kız. Bariyer dibinde 5.likte 4 numaralı Alşanti. Hemen dışında 6.likte 9 numaralı İbra. 2 boy kadar geride dışarıdan 8 numaralı Golden Yannis kendini gösterdi. İçeride 3 numaralı Panreka var. 2.5 boy kadar geride. Son sırada 5 numaralı Brave Up'ta sırasıyla son düz yaklaşırken Behram Kale tempo yükseltti. İç kuvardaki Matmazel'e yapıştı. Ondan liderliği almaya çalışıyor. Bu iki safkan 2 boy kadar gerisinde 400'ün hemen sonrasında 2 numaralı Black King kendini gösterdi. Pist ortadan 7 numaralı Behram Kale koşunun lideri. İçinden 2 numaralı Black King kendini gösterdi. Geriden
hemen 9 numaralı İbra 3.'lüğe sokuldu. Hemen dışında al şantı şeklinde safkanlar 200'e doğru yaklaşıyor. İç kulvardaki 2 numaralı Black Wolf ve dışındaki 7 numaralı Behram Kale mücadelesinde 200'e doğru yaklaşıyoruz. Az farklı liderlik dışarıdaki 7 numaralı Behram Kale'de iç kulvardan 2 numaralı Black King tekrar tazemeye çalışıyor. 3.'lükte 2.5 boy kadar geride 9 numaralı İbra var. Dışarıda Behram Kale, içeride 2 numaralı Black King mücadelesi son metreler. Dışarıda Behram Kale, içeride Black King. Potada buluşuyor. 9 numaralı İbra 3. oldu. 8 numaralı Golden Yard ise koşudan 4. olarak ayrıldı. 7 numaralı Behram Kale mi yoksa 2 numaralı Black King mi yaklaşık 400 metre boyunca devam eden bu zevkli mücadeleden galip ayrıldı. Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Müthiş bir final, Taner'in de ifade ettiği gibi. Nefesler tutuldu. Uzun süre ben de tam anlayamadım. Hani Black King gibi gördüm ama dışarıdaki safkanın da mücadele içerisinde devamı, sonunda foto finish. Süre de uzadı. O gün hipodromda değildim. Dışarıda seyrediyorum koşuları. Süre de uzayınca bir tekrar daha. Acaba hani Black King ama bir kez daha veriliyor. Bir at başımı çıkacak merakı vardı ama fotodan Black King. Ama fark burun farkı. Evet. Favori İbra'yı geride bırakan, atlayan iki tane at. Black King ile Behram Kale. Arasında sadece burun farkı var. Yani galip sayılır bu yolda. Tamam. Mağlup diyebileceğimiz durumda. İkisi de çok iyi koştu. Zaten Black King bundan 3 hafta evvel kazanırken tekrar bir ilerisi içinde büyük işaret vermişti. Behram Kale mükemmel bir orijine sahip Zadik. Ama bir türlü istikrarı yakalayamıyor. Tam oraya bir istikrar kusurlu. Bugün iyi koştu. Ama şimdi Behram Kale için dönüp de bir daha yarışında iyi koşacak diyemiyoruz. Ama kötü koşacağını da yapamazsın. Çünkü gerçekten mükemmel bir orijine sahip olan bir tay. Bakalım Allah ayaklarını düz bastırsın. Ve sezon finali için Ankara 75. Lipodrom'a doğru yol alıyoruz. Cumartesi günü Ankara 75. Lipodrom'a 2016 yarış programı sona ermişti. İki koşu aldık. Öncelik peri bacalarında sana. Ya peri bacalarının ne olduğunu hemen hemen Türkiye'de yaşayan herkes biliyor. Ama ben madem anlatıyoruz, yanlış da bir şey söylememek için okuyacağım notlarımdan. Peri bacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın bu şeyde dağımsı, dağ demeyeyim de kayaların üstündeki tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan bir durummuş. Oluşum deniliyor. Aynen okuyacağım dedim. Aynen peri bacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarının tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan oluşumdur. Peri bacaları kronik gövdeli olup tepe kısımlarında bir kaya bloğu bulunmaktadır. Çapları ise 1 metre ile 1,5 metre arasındadır. Böyle tarih içinde oluşmuşlar ve bunların da en çok olduğu yer Kapadokya, Ürgüp, yani Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya. Kapadokya'da biliyorsun güzel atlar ülkesi demek. Biz orada şeye yetişemedik, at yetiştirildiğine falan rastlamadık ama tarihin eskilerine gidersek oranın hakikaten güzel atların yetiştiği bir yer olduğunu muhtelif tarihçiler yazmış. Onlar da çok ilgilenince bu koşu programa alındı. Evet, peri bacaları koşusuna gidelim. Couplefield sezon finalini Selim Kaya ile yaptı. Farkı 2 boy kadar çıkartıyor. Couplefield'in önünde kaçıyor. Onun 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Kırdere, 1,5 boy kadar geriye iç kulvardan 5 numaralı Şanvari geldi dış kulvarda. 11 numaralı Urfa Gülü'nün uğraşlarını izliyorum. 2 boy kadar geride 2 numaralı Lighton, içinde Precious Jewel, 2 boy kadar geride 10 numaralı Salamis'in gayretleri var. Salamis'in dışında Bridget, 2 boy kadar geride oğlum Berat'ım, 2,5 boy kadar geride ise 1 numaralı Ak Diamond sırasıyla son viraj dönüldü. Ulaanbaatar düzlüğe 1 boy kadar önde çıktı. Hemen dışından reaksiyon gösteren 3 numaralı Couplefield geldi. Liderliği ondan aldı ve koşunun son 200'üne doğru asfalt öne fırladı. İçeriden de Ulaanbaatar veriyor. Gerilerden iç kulvardan Şanvarni'nin uğraşlarını izliyorum. Precious Jewel'la birlikte liderliği 3 numaralı Couplefield aldı. Vitesi yükseltti. Farkı 2-2,5 boya kadar çıkartıyor. Couplefield, Ulaanbaatar'ın çabaları var. Peri bacaları koşsun 3 numaralı Couplefield kazanıyor. 6 numaralı Ulaanbaatar ikinci. 9 numaralı Precious Jewel ve 10 numaralı Salamis arasındaki 3. kararını varış hakemleri verecek. Peri bacaları koşsun 3 numaralı Couplefield Selim Kaya ile kazandı.
Sezonu dikkat çeken iki yaşlı İngiliz sayılarından The Couplefield, dediğimiz gibi sezon finalini yaptı. Ulaanbaatar, Couplefield 2 gitmeyi tercih etti Ulaanbaatar'ın arkasında. 400 sonrasında yükselin ifade ettiği gibi vitesi arttırıp kolay da birincilik geldi Couplefield'dan. Şimdi Bobo'dan atçı Selman Taşbek'in yetiştirdiği bir tay. Haran'ın da epeydir beklediği tay bu sene çıktı Couplefield. 9'da 5 yaptı. İki tane ikinciliği, çaldıran koşusunda da üçüncülüğü var. Evet. Allah nazar değdirmesin. Diğer tayların da önü açık. Onu da söyleyelim yani. Bu koşudaki tüm atların, tayların önü açık. Ama bugün için Couplefield evet. Onlardan iyiydi ve o kazandı. Dubai başvurusu var Couplefield'da. Merakla bekliyoruz bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Öyle bir niyetleri var. Ekürünü duyduk. Bir Dubai. Tabii Selman dediğim gibi doğduğundan beri atların, yarışların içinde. Onun için mutlaka bir de bu işi severek yapar. Evet. En iyi kararı alacaktır. Geçelim Ankara'daki son görüntümüz için Seymenler koşusuna sana. Evet, Seymen veya Seyman eski Türk boylarının göçebe yanlarına verilen bir isim. Ama bunlar zamanla Ankara'yı mekan tutmuşlar ve Ankara'da da bir yere Seymenler denmiş. Esasında o boyların silahlı birliklerine verilen tam ismi o Türk boylarının silahlı birliğine verilen isim ama tabii bunlar devamlı göçebe oldukları için devamlı bir savaşçı ruhları, koruyucu ruhları da varmış. O Seymenler Parkı sanıyorum Ankara Çankaya'dadır. Evet, Çankaya. Yani çok meşhur bir parktır. Bir de nasıl söylüyorlardı? Bir de sanatla çok içeceler. Onların kendilerine has bir müziği falan var. Onunla beraber bir takım halk oyunları falan oynuyorlar. Bu koşu epey evvel kondu. Çok eski kondu. Sonra bir aralık kaldırıldı. Neden bilmiyorum. Yani 1999'da falan konduydu. Sonra kaldırıldı. Sonra herhalde birinin tekrar aklına gelmiş olmalı ki 2012'de tekrar programa kondu. A2 olarak kondu. Sonra bir sınıf düşürüldü. 2 senedir de A3 olarak koşuluyor. Evet, Seymenler koşusunda sezonun formda ismi Cem Özcan Yıldırım'la kazandı. 4 numaralı Fratelli girdi 3.'lüğe. 9 numaralı Bavire Şamli yaptı. 2.5 boy kadar geride atacaktı. Onun dışından evet oğlum Berat'ın çabaları var. Botan Vadisi temposunu yitirdi içeriden de. Mordene Game'in çabaları var. Son 600 metreyi 4 at boyu kadar 2 numaralı Cem lider geçti. Fratelli'nin 9 numaralı Bavireş'in uğraşları var. Rahat çaktık da virajı 4. dönüyor dış kulvada da. Oğlum Berat içeride de Mordene Game var. Virajı bariyer dibine yakın dönme avantajıyla. 4 at boyu kadar Cem lider döndü ortalardan rahat çaktık. İkinciliğe süzüldü. Farkı indirmeye çalışıyor koşunun son 200'üne doğru 1.5 boy kadar Cem lider. Ancak Haçaklıt'ın aksiyonları güzel geldi. Cemcem'e yaklaştı. İçeride Cemcem toparlanmaya çalışıyor. Haçaklıt geldi onu yakaladı. İçeride Cemcem dışında Haçaklıt. Arasında bir liderlik uğraşı var. Haçaklıt hakim olmaya çalışıyor. Cemcem içeriden canlandı. Geldi ve potayı Cemcem buldu. Haçaklıt ikinci oldu. Oğlum Berat üçüncü olurken Babireş ve seslenir tabelanın sonu için yakın ara geçtiler potayı. Bununla ilgili kararı varış hekemleri verecek. Seymenler koşusunu 2 numaralı Cem Özcan Yıldırım'la kazandı. Evet, Kabakum'un bu sene dikkat çeken ismi Cem'den bir beyaz bayrak aynı yarışı izledik ki 400 sonrasında bariyer dibinden ikinciliğe giren Hatçaklı diğer gruptan koptu, geldi. Sanki o gelişte de Cem'in de yanından geçip koşuyu kazanacak havasındaydı ama Cem'de bir hamle daha varmış. Yani son anda yaptı. Cem'e tam beyaz bayrak aynı yaptı diyemeyiz ama starttan beraber iyi yaptı. İyi yaptı. Çok iyi bekledi. 600'lerde falan öne geçti dikkat ettiysen. Yani ondan sonra koşuyu force eden at olma durumuna geldi. Ama kolay da kazanacak derken birdenbire Hatçaklat öyle bir geldi ki Hatçaklat starttan da tereddütle çıktı. Yani öyle de bir dezavantajı vardı. Ama müthiş geldi ve hatta galiba bir aralık atladı. Hakim da. Hakim olacak evet o görüntüyü verdi. Bir aralık atladı da yahut bize öyle geldi. Ama biz de mükemmel bir neredeyse 200 metre süren bir yarış izledik. Yani.
Evet, az önce Black King mücadelesi ekrana gelmişti. Ya işte ona zaten benzer. Bu tip mücadeleler at yarışının en büyük keyiflerinden biri oluyor. Diğer atlar bu koşuda figüranlık yaptılar. Biraz geride kaldılar ama gerçekten Cemcem ve Hasçak mücadelesi nefesleri kesti. Kazanan Cemcem oldu. Böylece Ankara'da 2016 sezonunda kapatmış olduk. Umarız daha güzel bir şekilde 2017'de Ankara koşularını konuşuruz diyelim ve rotamızı pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'na çevirelim. Veliefendi Hipodromu'nda pazar günü sezonun beklenen finali vardı. Çünkü Sakarya koşusu 2 yaş İngiliz sayılarının 1800 mesafe uzun ve merakla beklenen koşusudur Sakarya. Şimdi Sakarya deyince ilk önce aklımıza Sakarya ili geliyor. Sakarya ili Türkiye'nin en kalabalık 22. şehriymiş. 16 tane ilçesi varmış. Adapazarı da bunlardan bir tanesi. Bu ilçelerden bir tanesi. Sakarya Nehri var. Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin 3. büyük nehri. Uzunluğu da 824 kilometre falanmış. Ama bu koşu ne Sakarya'nın adına, Sakarya ili için ne Sakarya Nehri için yapılıyor. Onu da nereden geliyorum? İkili İngilizlerin iki önemli yarışı varsa Çaldıran, arkasından Sakarya. Çaldıran Meydan Muharebesi'nden geliniyor. Bu da Sakarya Meydan Muharebesi'nden isimlenerek konulmuş. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk tarafından yönetilen en önemli savaşlarımızdan birisi. Ne derlermiş oraya? Ya değişik bir Arapçayı bir ismi var. Onu tam hatırlayamıyorum. Ama Kurtuluş Savaşı'nın Sakarya Meydan Muharebesi en önemli unsurlarından biri olarak tarihimize geçmiş. Ve Sakarya koşusu sezonun merakla beklenen mücadelelerinden biri oldu. Çünkü sezonun geçilmez ismi vardı. Vaneta bu kez Gazi Boran son hamle yaptı Ahmet Çelik'le. 6 numara Deniz Canım sarsında dördüncülükte aynı isim 5 numara Three Fire 2 boy kadar geride dışarıdan 5.liğe 1 numaralı Asesino sokulma çabasında iç kulvarda 3 numaralı Gazi Borhan var. Bu ikilinin 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Glen ve içinde 2 numaralı Finesse Tek Tay gibiler son düzlüğe yaklaşıyoruz. Sakarya koşusunda az farklı liderliğini 8 numaralı Vaneta koruyor. 4 numaralı Piana Sonata ikincilikte iç kulvarda 3.lükte 6 numaralı Deniz Canım var. Dördüncülükte 3 numaralı Gazi Borhan'ı izliyorum. Geriden buralarda 5.liğe 1 numaralı Asesino sokuldu hemen içinde 2 numaralı Finesse dışlarında 5 numaralı Three Fire son sırada 7 numaralı Glen sırasıyla Sakarya koşusunda son düzlüğe 8 numaralı Vaneta'nın liderliği çıktık pistin ortasından 3 numaralı Gazi Boran kendini göstermeye çalışıyor. 300'e doğru yaklaşıyoruz. 8 numaralı Vaneta koşun lideri fark 2 boy kadar. Gerideki gruptan şimdi 3 numaralı Gazi Boran ikinciliğe sokulup takibe başladı. En dış kulvardan 2 numaralı Finesse de kendini göstermeye çalışıyor ancak 200'ü de 8 numaralı Vaneta takipçisinin 1 boy kadar önde lider geçti. Gazi Boran buralarda farkı yarım boy kadar dışarı düşürdü. İçeriden Vaneta tekrar tazimeye çalışıyor. Dış kulvarda 3 numaralı Gazi Boran var. Şimdi boyun farkıyla Gazi Boran önüne geçiyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Vaneta koşudan ikinci olarak ayrıldı. 2 numaralı Finesse üçüncü olurken 7 numaralı Glen ve 6 numaralı Deniz Canım arasındaki dördüncülük kararı varış hakemlerine kaldı. 6. koşu açık grup 2 mücadele Sakarya koşusunu 3 numaralı Gazi Boran Ahmet Çelik'le kazandı. Haftaya bakış programında en çok konuşulan isim Gazi Boran. Ben açıkçası yaş alacak, mesafe uzayacak, çok farklı yerlerde göreceğiz dedim. 1800 bu sene yaptı bu sıçramayı ki gerçekten önemli bir başarı. Vaneta gibi bu sezon hiç geçirmeyen bir ismi geçti. Vaneta da 6'da 6 yapmıştı. 6'da 6 bu koşuyu da yani %70, %80 ne hatta %90 niye? Çünkü Gazi Boran'ı Çaldıran'da geçti, dördüncü kaldı Gazi Boran orada. Ama doğru. Hatırlarsanız o gün de konuştuk. Gazi Boran için Çaldıran'da da bu stüdyoda şunu söyledik. Evet. Mesafe uzayacak. Dikkat. Bu safkan mesafe ama 200 gelir. Metre hemen bu kadar zamanda evet, fark eder miydi? Ya? Bir yaş belki dedim hani yaş alacak. O tamam oraya bir sözüm yok. Öyle düşünüyordum ama bu koşuda yaptı. Belki de hani Çaldıran'da ekürü vardı. Vaneta biraz daha bekleme yönünden koşuyu belli bir noktadan sonra liderliği alıp kazandı. Bu kez ağır pist koşullarında 1800'de starttan beraber önde giden Vaneta vardı. Arkadan da baskı yedi. Koşunun başına itibaren ciddi baskı yedi. Elinden geleni yaptı. Vaneta kötü koştu demek haksızlık olur bu anlamda. Ama Gazi Boran bir tık değil belki iki tık daha iyi koştu. Ben öyle görüyorum. Evet iyi koşmasa geçemez zaten de tabii o hani şey o at atı her zaman geçer lafının tam güzel bir örneği oldu. Şimdi sanıyorum artık bu
bu koşuya katılan Tayların çok büyük çoğunluğu, belki de hepsi artık dükkanı kapatıp İstanbul Nisan ayına hazırlanmaya başlayacaklar. Dediğin gibi yaş alacaklar, daha uzun mesafeli koşulara katılmaya başlayacaklar. Bu koşuda hani sadece Vanata tek dişi de değildi, yani başka dişi Taylar da vardı. Demek favoriler de 7'de 7 yapacaktı Vanata, onu yapamadı. Birisi bana dedi ki, hem de bu işi bayağı eskide, yani yaklaşık 40 senedir beraber yarış sohbeti yaptığım bir arkadaşım, şart mıydı dedi Vanata'yı buraya koşmaları? Dedim bir bildikleri vardır. Evet. At iyiyse bir de ne yaptığını görüp 7'de 7 ile sezonu kapatmak mesafeyi da istemiş görmek olabilirler. Her şeyi düşünebilir sonuçta. Ekip işi. Bu ekip işi. Ekip kararını verdi. Koşma yönünde karar verdi. Saygı duymak gerekiyor. İyi de koştu. Zaten hani kimse saygısızlık gibi bir laf değil de hani aklı sıra bize soracak. Ne bileyim ben işte adamlar koştuğuna göre demek öyle bir atı harcarlar mı? Atın yorgun morgun olsa. Mutlaka. Evet, Gazi Borağan sezon sonundaki bu 1800 metre birinciliğiyle gelecek sezon için ilgililerini çok farklı noktalarda düşündürmeye doğru itti diyelim. Ve hemen bu koşudan sonra yine çok keyifli bir mücadele vardı. Mücadelenin keyfini izleyeceğim ama önden bir Ayasofya ile ilgili Hasan abi neler söyleyecek? Ayasofya İstanbul'da şu anda bir müze. Kilise esasında, orijinal kilise. Milattan sonra 532 ile 537 yılları arasında 5 sene süren bir inşaatla Bizans İmparatoru 1. Justinian tarafından yapılmış. İşte o günden bu yana da ayakta duruyor. Müthiş İstanbul'un sembol yerlerinden biri. Sonra İstanbul'un 1453'te Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet camiye çevirdi. Uzun süre Ayasofya Camii olarak da kullanıldı. Fakat daha sonra müze haline getirildi. Bir mimarlık harikası gibi. Turistlerin de gözdesi. Evet. İstanbul'a yani şimdi buranın eski Yunanca'da anlamı Ayasofya'nın bilgelik demekmiş. Evet. O da hep anlatılır yani. Evet, Ayasofya koşusu İstanbul Beyefendi podumundaydı. Yine nefeslerin tutulduğu müthiş bir mücadele vardı. Son sözü söyleyen ise mandalin oldu Halis Karataş'ta. Hemen sonrasında 4 numaralı Moment tempo yükseltti. İç kuvvetlik rakibiyle farkı bir boyuna kadar düşürdü. Onların 2 boy kadar gerisinde 3. 10 numaralı Mi Bonbon hamle yaptı. Bariyer diminde 4.lükte 6 numaralı Special Sword var. Dışarıdan 7 numaralı Sweet Brew ve içinden 1 numaralı Şaşkova kendini gösterdi. Bariyer dibine ise 9 numaralı Mandarin daldı. Şimdi dışarıdan yüklenen 4 numaralı Moment liderliği almıştı. Onun dışından bu kez 10 numaralı Mi Bonbon 300'ün hemen sonrasında rakiplerini yakalamayı başardı. Koşunun liderliğini aldı. Bu kez dışarı doğru açılan 9 numaralı Mandarin de sprintle başladı. Önde iç kulvarda 10 numaralı Mi Bonbon 200'ü takipçisinin 2 boy kadar önünde lider geçmeyi başardı. Pistin ortasından 9 numaralı Mandarin atakları var ki şimdi bu ataklar sonuç verecek gibi. Zira transit bir şekilde gelen 9 numaralı Mandarin iç kulvardaki rakibini yakaladı. Son metrelerde onunla birebir olarak yakın aralarla çizgi geçiyorlar değerli yarışseverler. 9 numaralı Mandarin mi yoksa 10 numaralı Mi Bonbon mu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. 5 numaralı Parlera 3. olurken 1 numaralı Şaşkova koşunun 4. olarak pistten ayrıldı. Avantajlı olan 9 numaralı Mandarin mi yoksa 10 numaralı Mi Bonbon Ayasofya koşusunu kazandı. Karar varış hakemlerine kaldı. Yine tam rakibe göre koşulan bir yarış Hasan abi. Tam 400 civarlarında hamlesini yapan Mi Bonbon bayrağı aldı. Hamleyi yaptığı anda arkasında sanki onu bekleyen bir mandarin vardı. Hamleye hamleyle karşılık verdi. İki safkan zaten gruptan ayrıldı. Son sözü mandarin söyledi. Evet, ben koşuya geçmeden evvel şunu da hatırlatmak istiyorum. Ayasofya. Hani dedim ya, Sofya eski Yunanca'da bilgelik anlamına falan geliyormuş. Buraya Ayasofya denilirken işin içine bir kutsallık da girmiş. Yani ilahi bilgelik, kutsal bilgelik anlamına gelmiş. Ortodokslar için de çok önemli, çünkü Ortodokslara göre Tanrı'nın üç niteliğinden biriymiş bu kutsal bilgelik. Öyle de bir not var. Valla yarış için aynen senin söylediğine benzer laf edeceğim. Halis sabırla bekledi. Öyle iyi yerlerde bekledi. Öyle ondan sonra da öyle bir geldi ki
kimsenin yapacağı bir şey kalmadı. Evet, iyi bir çizgi, yani iyi bir taktiksel mücadele oldu. Yani favori şeydi, Mi Bonbon'du. Bir tık öndeydi. Mi Bonbon'du ama Mandalin'di. Zor Mandalin olmadı Mandalin'in onu atlaması. Formda çünkü yani. Her pistede koşması öyle. Mandalin sentrikte de iyi bir koşu yaptı. Ve merakla, özlemle beklenen şey, bir pozisyon. Pallera'ya ne diyorsun? Pallera bu pisti çok seviyor. Ben Pallera'nın iyi koştuğunu düşünüyorum. Ama sorarsanız... Hatta belki Şaşkova'da. Şaşkova toparlanıyor sezon sonuna doğru dördüncü ama ben Pallera'nın bu ikilinin kendi değerlendirmemde koşu öncesinde bu ikiliyle beraber değerlendirdim Pallera'yı. Biraz geride kaldı. İkilinin arkasında Mandalin kaldı. Ve Mi Bonbon. Mi Bonbon'la Mandalin'in arkasında üçüncü kaldı ama ben beraber bitirmesini bekliyordum. Hatta geçebilirim diye düşünüyordum. Çünkü bu pisti çok seviyor Pallera. Sentrik pisti. Elinden geleni yaptı ama çok çok iyi koşan, taktiksel anlamda iki safkana çarpıldığını söyleyebiliriz. Evet, merak ve özlemle beklenen Bursa Osman Gazi Hipodromu nihayet 14 Kasım Pazartesi günü açıldı. Güzel de bir açılış töreni oldu. Geniş katılımlı bir açılış oldu Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda. Biz de o günden iki koşu ekrana getireceğiz. Hasan abi, öncelikle Jonk Bayır'ı koşsun. Ondan evvel bir Mudanya koşusu Mudanya var İzmir'de. Mudanya var. Hani İzmir'de, sen o Mudanya'da Bursa'da koşuldu evet, diye evet, onu biraz oraya gittim herhalde. Mudanya önce İzmir'de bir... koşuldu çünkü program doğru, hani program daha Bursa başlamadan. Mudanya tabii Mudanya'nın İzmir'le bir alakası yok. Bursa'nın bir ilçesi ve Bursa'ya deniz yoluyla gitmek için de İstanbul'un en yakın olan yeri. Burada zeytincilik, bağcılık, sebze ağırlıklı tarım yapılıyor. Önemli gelir kaynaklarından biri. O Mudanya iskelesinde falan da bayağı balık lokantaları falan. Evet. Ben senelerdir gitmedim o yollar ama var. Bu koşu 2012'de Mudanya mütarekesi için konulmuş bir koşu. Hmm. Mudanya mütarekesine anlatsın diye konulmuş bir koşu. Mudanya mütarekesi de tarihimizde şöyle önemli. Çünkü bütün artık iç savaş bitti, İstiklal Savaşı bitmiş, her şey olmuş, kurtulmuş. Yunanistan'la sınırlarımızın belirlenmesi lazım. İşte bu Mudanya mütarekesinde 3-4 gün sürüyordu. Anlaşamıyorlar, edemiyorlar falan. Sonunda işte Meriç Nehri'nin bir tarafının Yunanistan'a, bir tarafının Türkiye'ye kaldığı son anlaşmanın yapıldığı yer Mudanya. Evet, Mudanya koşusu için İzmir'in Şirinyer Hipodromu'na gidiyoruz. Bu kez Beyaz Bayrak haline geldi. Severek diyarından Murat Gündüzer ile. 7 numaralı Westside, daha sonra 2 numaralı Burgundy Blue, son sırada 6 numaralı Master of the Wind. Son 600 metreye doğru yaklaşılıyor. 4 numaralı Siverek Diyarı yarışın başından beri önde koşuyor. Fark 2 boy. 3 numaralı Gürsoy Hanun'u yakalamaya çalışıyor. Düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı Siverek Diyarı önde. Dışarıdan 3 numaralı Gürsoy Hanun'u yakalamaya çalışıyor. Koşuda artık son 400 metreye girildi. 4 numaralı Siverek Diyarı direniyor. Dış kulvardan 3 numaralı Gürsoy Hanun'u yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 200 metreye girilirken de 4 numaralı Siverek Diyarı 1-1,5 boy fark önde. Dışarıdan 3 numaralı Gürsoyhan arada farkı 1 boya kadar indirdi. Koşuda son 100 metreye doğru 4 numaralı Siverek Diyarı yarışın başından beri önde. Gürsoyhan onu yakalamaya çalışıyor. Siverek Diyarı direniyor koşuyu. 4 numaralı Siverek Diyarı kazanıyor. 3 numaralı Gürsoyhan ikinci, 5 numaralı Utkun Baba üçüncü, 6 numaralı Master of the Wind dördüncü oldu. Mudanya koşusunu 4 numaralı Siverek Diyarı Murat Gündüzeli ile kazandı. Evet, Ankara'da hayal kırıklığı vardı. Safkan ama bu kez Beyaz Bayrak haline yaptı. Kağıt üzerinde hani düşünülen ne varsa oldu koşuda. Çünkü iki safkan düşünülüyordu. Bir tarafta biri Siverek, kaçtı, biri kovaladı. Gürsoyhan geçebilir mi? Evet. Olmadı. Ya, Mustafa Çiçek çok gayret etti ama Murat Gündüzeli de çok soğukkanlı bindi. Hem koşuyu force etti hem de çok soğukkanlı binince Gürsoyhan'a Siverek Diyarı'nı geçmek imkanı olmadı. Siverek Diyarı 8'de 4 yaptı. Diğer 4 koşusunda da ilk 3 içindeydi. Evet. Gürsoyhan 6 koşu koştu. Bu dördüncü ikinciliği. Öbür ikisini de kazanmıştı zaten. İkisinin de önü açık, bakalım neler olacak. Bu kez düzlük. Ben çok, yani Gürsoyhan da çok güzel koştu ama Murat Gündüzeli ile Siverek Diyarı öyle bir kaçtı ki bir ne yapsan hava. Düzlükte biraz kısa olunca bu kez koşu bitti. Ankara gibi uzun düzlük yok.
Sivrek Diyarı düzlüğü görünce koşunun da sonunu getirmeyi başardı. Evet, az önce ifade ettiğimiz, bu kez Bursa'ya hafta başına gidelim. Sezon açılışı yapıldı Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda. Hipodrom tamamlandı ve yarışseverler hipodroma geldi. Özlemle bekleyen at sahipleri, antrenörler vardı. Evlerinden uzaklaşmışlardı Bursa'dan. Onlar da kavuştu Bursa'ya. Conkbayır'ı da başlayalım Hasan abi Bursa'da. Conkbayır'ını ben hep böyle Atatürk'ün bir fotoğrafı vardı. Böyle Conkbayır'ın da ileriye doğru bakar falan. O fotoğrafla hatırlarım. 1915'te Gelibolu Yarımadası'nda Anzaklarla yapılan ve Anzaklara karşı başarılı kazanılan savaşın, hareketinin başladığı yer, Mustafa Kemal komutasındaki Türk kuvvetlerinin diyelim, öyle diyelim. Ve bu bölgede o kadar çok sayıda, Çanakkale'ye bağlı bir yer, müthiş sayıda anıt var. Evet, Conkbayır koşusu Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan ekranlara getireceğimiz ilk mücadele olacak. Yarış aşamına 2 birinciyle başlayan Goldfoot 3. birinciliğine ulaştı Salih Balışoğlu ile. 3 numaralı Ad Hoc virajda 3. sırada. Onun yarım boy gerisinde 1 numaralı Mean of Life ortada, 5 numaralı Timsal. Dışlarına 6 numaralı Tokatçı geldi 3 boy geritete. 7 numaralı Lady D sırasıyla viraj dönülüyor. Düzlüğe 4 numaralı Goldfoot Asfalt'la lider çıktı. Hemen dışında Kırta 2 numaralı Ask Me Fly var. 1,5 boy geride 3.lükte dışta Ad Hoc, içeride 5 numaralı Timsel, dışta 1 numaralı Mean of Life sırasıyla son 300 metreye girildi. Yarışın liderliği Goldfoot'ta, farkı da kolay tempoda 3 boya kadar çıkardı Safkan. Son 150 metreye de bu şekilde önde giriyor. Ortadan yine Kırtay, 2 numaralı Ask Me Fly'in atakları var fakat 3. koşusunda 3. birinciliğine koşuyor şu anda Goldfoot. Son 50 tete 3 boya farkla lider koşuyu da 4 numaralı Goldfoot kazanıyor. 2 numaralı Ask Me Fly 2. 1 numaralı Mean of Life 3. 3 numaralı Ad Hoc'ta 4. oldu. Conkbayır koşusunu 4 numaralı Goldfoot Mehmet Salih Badışoğlu ile kazandı. Aslında bir yanlış mı gördüm? Sanki o Ask Me Fly'in yanında Goldfoot virajı döndü ya beraber. Sen hiç benimle uğraşma. Diğer tarafa bakanın yanında ya şey, gitti ki. Garip gelecek sana ama ben Goldfoot'u Bosphorus'a, babasına çok benzetiyorum. 3'te 3 yaparken çok rahattı tabii de. Acaba yaş aldıkça bu benim babasına benzetme hissim artacak mı diye de bayağı merak içindeyim. Yani sanki Bosphorus koşuyor gibi geldi bana. Ama görüntüsü gerçekten önemliydi. Çok rahat bir birincilik geldi. 3. birinciliği oldu Goldfoot'un Ask Me Fly önünde. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda hemen bu koşunun ardından Orhan Eli koşusu vardı Hasan abi. Orhan Eli koşusu Ertuğrul Bey'in oğlu Orhan Bey'in yaşadığı ve oradan ilk devleti kurduğu yer Bursa iline bağlı bir ilçe. İlçenin merkezi olan kasabanın adı Beyçe'ymiş. Ben onu bilmiyordum. Onu da bakarken öğrendim. Sorarken öğrendim daha doğrusu. 12 Kasım 1913'te padişah fermanı ile buranın adı Orhan İli oluyor. Sonra Orhan İli işte kelime düşmesiyle, laf düşmesiyle Orhan Eli, değil mi? Orhan Eli olmuş. Hatta iddia ediyorlar orada Orhan Bey'in hala tapulu köyleri var. Yani tapusu Orhan Bey'in üstüne olan, Orhan Bey'in akrabaları, hısımları falan var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama öyle bir yerde de bir not okudum. Enteresan bir şey. Tabii burada Orhan Eli deyince ben hep aklıma biraz yemek içme hadisesi, vişne ve çilek gelir. Müthiş vişne çilek ya, orada Orhan Eli'nin vişnesini de her yerde bulamazsın çünkü çoğu ihraç edilirmiş. Ayrıca koyunculuk falan da yapılıyor, yani hayvancılığın, küçükbaş hayvancılık da yapılıyor. Bursa Hipodromu yapıldığından beri de o koşu yapılıyor sanıyorum. Evet, Orhan Eli koşusu için Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda olacağız. Formda bir isim, mesafeyi seven bir isim, Manuş Barış Kurdu ile bir kez daha kazandı. Kartalı var, onun 2 boy gerisinde son sırada da 7 numaralı Serkan Bey sırasıyla son 600'e girildi. 1 numaralı Indian Raja 1,5 boy farkla virajı da önde döndü. İkincilikte 5 numaralı Büyük Ajiba düzlüğe çıkıyor. Onun yarım boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Bad Wolf. Bad Wolf'un dışında Bay Lamos var. 2 boy kadar geride de 6 numaralı Manuş şeklinde son 300 metreye girilmek üzere. 1 numaralı Indian Raja'nın liderliği sürerken ortadan Büyük Ajiba, dıştansa 3 numaralı Bay Lamos atağa kalkıyor. Son 200 metreye girilirken 3 numaralı Bay Lamos bu ortadaki Büyük Ajiba, içteki Indian Raja ile birincilik için çekişmeye başladılar. Daha geride ise Manuş var. 5 numaralı Büyük Ajiba
Hacı başında liderliği aldı Indy Rasha'dan. Dışarıdan Manuş geliyor. Manuş geliyor. Büyük Hacıbay'ı da geçip koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Büyük Hacıbay ikinci, 3 numaralı Baylamos üçüncü, 1 numaralı Indy Rasha'da dördüncü oldu, 6 numaralı Manuş Barış Kurdu'yla kazandı Orhan Eli koşusunu. Evet, günün konuştuğu isimlerinden biriydi Manuş. Serhat'tan rica edelim son 200'ü günün güvenilir isimlerinden biri dedik. Yani Goldfoot'la beraber Manuş çok konuşulan bir isimdi Bursa Osman Gazi programında. Son 200'de yine rahatsızdım, gidemedim Bursa'ya yarışseverler. Burada bir anda Hasan abi, Manuş bekleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor şu anda. Çünkü öndeki üçlünün 5 boy kadar gerisinde, hani birini geçti, üçünü birden geçemeyecek izlenim var. Halen şu anda %2,5-3 boy kadar geride üçlünün arkasında, ama son 50'de bir anda gelip üçünü birden geçti Manuş. Birçok yarışmanın alkışlarını da duydum bu arada Manuş'un. Evet, doğrusunu istersen yani Manuş favorisiydi koşun. Ama ben şahsi fikrim olarak Manuş'un yakaladığı formu bu koşuda da devam ettireceğinden şüpheliydim. Niye şüpheliydim? Vallahi doğrusu sebebini bilmiyorum. İl değişimi diyorsun abi. Yani bir şey böyle, evet, bir şey yani var. Yanına en az 3-4 tane at yazmak gerektiği fikrindeydim. Fakat öyle güzel koştu ve öyle güzel kazandı ki formunun devam ettiğini göstermiş oldu ve işte zorlanmadı. Büyük Acıba 7 aydır kazanamıyor. Evet. Her an kazanabilir. Bursa sezonu geldi. Ev sahibi döndü Bursa'ya. Büyük Acıba dediğiniz gibi daha iyi. İyi koşuyor. İyi koşuyor. Bu pisti seviyor. Şanlıurfa sezon açılışı da oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı pası koşusu vardı. Ve geçen kazanma noktasına gelen, ikinci kalan Siverek Bey'i bu kez Ferit Yardımcı ile kazandı. 9 numaralı Royal Ashley. Fark 3 boy kadar. İkincilikte Falez var. Gold Chance ve dıştaki 10 numaralı Siverek Bey özellikle öndeki safkana yaklaştı. Siverek Bey üçüncülüğe sokuldu. Şimdi de ikinciliğe girdi. 5 boy girdi. Cash Out Black Winner. Mücadeleye katılmaya çalışan diğer atlar. Son 400'e yaklaşılıyor. 9 numaralı Royal Ashley kaçıyor. 2 boy gerisinde 10 numaralı Siverek Bey ikincilikte. 3 boy geride Falez üçüncülükte. Daha sonra mücadeleye Gold Chance ve Cash Out katılmaya çalışıyor. En dışta da 3 numaralı Black Winner var. 9 numaralı Royal Ashley dıştaki 10 numaralı Siverek Bey arasındaki mücadele 10 numaralı Siverek Bey'i Royal Ashley'i yakaladı. Ortadaki 10 numaralı Siverek Bey'i Royal Ashley hakim oldu. Farkı da açmaya başlıyor. Daha geride Black Spinner'ın iç kulvardan Zaha'nın atakları da var. Kırdemir Kır'la birlikte, ancak son yüzde artan tempo yakaladı 10 numaralı Siverek Bey'i. Birinciliğe çok yakın iç kulvarda Zaha'nın ikinciliğe giriyor. Son metreler 10 numaralı Siverek Bey'i liderliğini koruyor. Uzak farkla koşuyu kazanıyor Ferit Yardımcı'yla. 3 numaralı Black Spinner ikinci oldu. 11 numaralı Zaha'nın koşunun üçüncüsü. 8 numaralı Kırdemir Kır'da dördüncüsü oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusunu 10 numaralı Siverek Bey'i Ferit Yardımcı ile kazandı. Doğu Eleşti'den liderliği almakta zorlanmadı ve farkı da giderek açan bir safkan Siverek Bey'ini izledik Ferit Yardımcı ile. Evet, Urfa Büyükşehir Belediyesi adına yapılan bir koşu. Tabii Urfa bizim atçılığımızda çok önemli yeri olan bir yer. Özellikle Arap atı yetiştiriciliğinde Urfalı atçıların da çok olduğunu düşünürsek. Ve Urfa'nın bir özelliği var. Urfa Peygamberler Şehri denilen bir yer. Yani bayağı önemli Türkiye'nin coğrafyasında. Hazreti İbrahim'den başlıyor. Hazreti Eyüp, Hazreti Elyas'a, Şuayb peygamber, Nuh peygamber, Musa peygamber, Lut peygamber ve Yakup peygamberin yaşadığı şehir olarak bilindiği için buranın bir başka lakabı da var Urfa'nın. Peygamberler şehri. Değişik bir ismi varken sonra Urfa adını alıyor. 1984'te de Büyük Millet Meclisi kararıyla Şanlıurfa'ya dönüştürülüyor. Biz artık Şanlıurfa yarışları diyoruz. Koşuda da dediğin gibi Diyarbakır'dan hazır gelen Siverek Bey'i bence kolay kazandı. Kolay bir birincilik aldı. 15 Kasım'a Adana'ya geçiyoruz. Karataş koşusu için nasıl? Karataş da Adana'nın bir sahil ilçesi. Çok da ünlü bir ilçesi. Adana'nın işte denizden buluştuğu yer olarak da söyleyebiliriz. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kalmış bir yer. Çok eski tarihlere kadar gidiyor oranın şeyi. Geçmişi. 2012 yılında da
2002'ye kadar grup Arapların grup yarışları olarak yapılan bir koşuydu. Sonra kaldırıldı. Sonra tekrar 2012'de programa konuldu. Evet, keyifli mücadele izledik Karataş koşusunda. Akın Sözen'le kazandı. Dışından 3 numarada Molo Bey'i ve 8 numarada Tuğra önlere sokuldu ve safkanlar bu sırayla son 600'e yaklaşıyor. İç kulvara yakın 7 numaralı Offside Yaz farklı önde. İkincilikte 5 numarada Ateş Kuşu var. Ateş Kuşu'nun 2 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 4 numaralı My Heart. Dışında 10 numarada Eserhan. Bunların dışında 11 numarada Ice Princess 5.likte ve atlar bu sırayla düzlüğe çıktılar. 5 numarada Ateş Kuşu düzlüğe çıkılır çıkılmaz diye terdiği aldı. 7 numarada Offside'den son 400'ü 1 boy farkla önde geçti. Dıştan 10 numarada Eserhan. Yanından 4 numarada My Heart'ın içeriden 8 numarada Tuğra'nın atakları var. Son 200'e yaklaşırken 5 numarada Ateş Kuşu 1.5 boy farklı önde. Ortadan 4 numarada My Heart'ın dıştan 2 numarada Akın Şah'ın atakları var. İçeriden 8 numarada Tuğra da gelme çabasında. Son meteler dıştan 2 numarada Akın Şah geliyor. 5 numarada Ateş Kuşu'nu yakalıyor. 2 numarada Akın Şah kazanıyor. 5 numarada Ateş Kuşu 2. 3.lük için 4 numarada My Heart ve 8 numarada Tuğra ikilisi fotoyu birlikte geçtiler. 2 numarada Akın Şah Akın Sözen'le kazandı. Mesafe 1200 olunca ve mesafeyi seven birçok safkan olunca, süratli isimler bir araya gelince, sprinter isimler bir araya gelince ben her koşuda başka bir ismi telaffuz ederiz diye düşünüyorum birincilik anlamında. Bugün Akın Şah iyi yerdeydi, Akın Sözen iyi yerde götürdü, iyi yerde bitirdi. İşte özeti o. İyi yerde götürdü, iyi yerde de bitirmesi daha kolay oldu. Ateş Kuşu da ön tarafı domine etti. Kolay tabii, değil. Tabii bu Karataş için şöyle bir şey daha da söylenebilir. Bu milattan önceki yıllardan da gelen bir yer burası. Ve o zamanlar Çukurova'nın limanıymış. O zamandan. O bakımdan çok önemli. Başka Karataşlar da var Türkiye'de. Evet. Ama bu Adana Karataş. Evet, koşular ekrana geldi efendim. Bakalım izlediğimiz koşular üzerine Hasan Saydam ve ekibi haftanın koşusu atı ve Jockey Apprentice konusunda nasıl bir izlenim yaptı? Allah, haftanın koşusunu seçmek zor olmadı. Sakarya koşusu. Haftanın atı tabii Vaneta'yı geçme başarısını gösteren Gazi Borakağan. Haftanın jockey yine bu koşudaki binişiyle Ahmet Çelik. Haftanın apprentice'i de bu hafta Adem Şen'i seçtik ama Adem Şen bu hafta bir değişik başarı gösterdi. 4 ayrı şehirde 5 koşu kazandı. Çok önemli gerçekten. Bayağı iyi at, zaten kendini gösteriyordu. Bu hafta da şansı da döndü. İyi de bindi. İyi atlar da buldu. Bir de Ankara, Bursa, İzmir, en son İstanbul. Ki, İstanbul'da da çarşamba akşamı bir koşu kazandı. Bayağı güzeldi. Aldıysanız onu verelim. Aldık zannederim. Çünkü Şahin Ter gününde çok merakla beklenen bir ismiydi yarı severler tarafından. Adem Şen'le start alan bu isim koşuyu kazandı. Üst üste ikinci birinciliği oldu. İzliyoruz. Son viraja doğru yaklaşılıyor. İç kulvarda bir numaralı adam koşunun lideri, dışarıdaki 6 numaralı Sivaslı Musa Aradık farkı azalttı. Aralarına da 3 numaralı Aslan Sütü geldi. Dördüncülükte dış kulvarda 4 numaralı Şahin Terem, içinde 5 numaralı Coşkun Kız. Aralarında 7 numaralı Oğlum Baran sırasıyla viraj dönüyor. İçerideki bir numaralı adam koşunun lideri, dış kulvardan gelen 3 numaralı Aslan Sütü bu safkanı yakaladı. 2 boy gelende içeride Coşkun Kız, daha geride 4 numaralı Şahin Terem ve hemen içinde 5 numaralı Coşkun Kız sırasıyla son 400 metreye girdi. İç kulvar ekim 1 numaralı adam önde, dışarıdan Şahin Terem aralığından 3 numaralı Aslan Sütü atak yapıyor daha geriden. 7 numaralı Oğlum Baran'da iç kulvardan atakları var. Son 200 metreye girildi. 1 numaralı adam içeride Oğlum Baran mücadelesinde. 4 numaralı Şahin Ter katılır. 3 safkan arasında birincilik mücadelesinde. 4 numaralı Şahin Ter asfaltta liderliği aldı içeriden. Oğlum Baran 1 numaralı adam geliyor asfaltta. 4 numaralı Şahin Ter önünde içeriden adam ve 7 numaralı Oğlum Baran geliyor ama 4 numaralı Şahin Ter koşuyu kazanıyor. 1 numaralı adam ve 7 numaralı Oğlum Baran'ın arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı. 4 numaralı Şahin Ter Adem Şen ile 5. koşuyu kazandı. Evet, müthiş bir mücadele oldu. Şahin Ter koşuyu kazanan isimdi. Adam ve Oğlum Baran'ın önünde kıyasaya mücadele oldu. Yakın farklarda bitti. Adem Şen de 5'te fiş oldu bu hafta. 5'te fiş oldu yani. Böylece. Ve bakalım istatistikler neler söylüyor bu hafta sana? İstatistiklerde değişen pek bir şey yok. Sene sonuna kadar da pek değişeceği benzemiyor. En çok bir numaralı atlar kazanmış. 11.729 koşunun 1392'sini bu hafta 12 tane
bir numaralı at kazanmış. İki numaralı atlar 11.729 koşunun 1367'sini kazanmış. Bu haftaki sayı 8. 3 numaralı atlara dikkatinizi çekerim. 3. sıradalar. Ama bu hafta 97 koşunun 18 tanesini 3 numaralı atlar kazanmış. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Bizim istatistiklerimiz, bu rakamlar 8 ve daha çok atın katıldığı koşudan çıkan sonuçlar. Hani tüm yarışları alsak bu sayılar zaten çok daha fazlaya çıkacak. Startlarda da gene en çok 3. kulvardan çıkanlar kazanmış. 6. kulvardan çıkan atlar 2. sırada. 1. kulvardan çıkan atlar 3. sırada. Bu hafta 3. kulvardan çıkan 11 tane at. 6. kulvardan çıkan 17 tane at. 1. kulvardan çıkan 5 tane at koşuyu kazanmış. Yani kulvarda 17 tane, 97'de 17, bayağı büyük bir oran, %20 bir oran. Jokeylerde 1 Ocak 2016'dan çarşamba akşamına kadar, yani 16 Kasım akşamına kadar 4775 koşu yapılmış. 7 tane at başı var, 4782. Bu hafta Halis geldi, Özcan'ı yakaladı. 212'şer birincilikleri var. Tabii Halis'in birincilik yüzde oranı çok daha fazla. Çünkü daha az sayıda atmış ama sayıyı aldığımız için Özcan hep götürüyordu. Bu hafta Halis yakaladı. Bakalım 16 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar bu sıra değişecek mi? Gökhan Kocakaya geldi bu hafta 179 birincilikle 3. sıraya oturdu. Ahmet Çelik 178 de 4. sırada. Mehmet Kaya da 146 birincilikle 5. sırada. Evet, jokeylerde durum bu şekilde efendim. Böylece haftaya bakışında sonuna doğru geldik. Geçen haftaya baktık ve güzel koşular ekranlara getirdik, değerlendirdik. Sıra kapanışa geldik. Kapanış için de her zaman olduğu gibi söz Hasan Saydam'da. Evet, Hasan Saydam kapatırken de yine aynı sözleri söylüyor. Tekrar tekrar söylüyor. Diyor ki, at yarışları dünyanın en asil sporudur. At yarışları müşterek bayisi az parayla çok para kazanmanın en kolay yoludur. Tabii bütçelere dokunmamak şartıyla. Ama bilinmesi gereken bir şey vardır ki at koşar, baht kazanır. Öyleyse bahtınız açık, şansınız bol olsun efendim. Hoşça kalın.